Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni videoya da hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz ve bu seride hiçbir zaman sponsor olmayacak. Amacımız ise işte bilgisayar olur, telefon olur, belirlediğimiz alanlarda en çok satın alınan, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen ürünleri incelemek. Ana sorumuz ise neden herkes bu ürünü tercih ediyor? Gelenektir telefondan başlayalım dedik ve Redmi Note 12 Pro'nun birçok alışveriş sitesinde ya zirvede ya da zirveye oynadığını gördük. Kullanıcılar gerçekten bu ürünü çok fazla almış ve çok fazla olumlu yorum yapmış. Biz de dedik ki Redmi Note 12 Pro bu seri için bir başlangıç olabilir. Şimdi gelin bu cihazı biraz daha yakından görelim ve bakalım neden herkes bu ürünü tercih ediyor. Dostlar bu arada WebTekno Plus'ta da Melih Çok Satanlar adında bir başka seri daha yapıyor. Onu da eğer isterseniz buradan izleyebilirsiniz. Oradaki videolar da devam edecek. Öncelikle Redmi Note 12 Pro'nun arkadaşlar Mart 2023'te piyasaya sürüldüğünü söyleyeyim. Yani yeni ve güncel bir telefon. İsterseniz ilk olarak kamerasından başlayayım her zamanki gibi. Arka tarafta 4 kameralı bir set görüyoruz. İlki f1.9 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksellik ana kamera. Yani bu megapiksel olayı tabii ki biraz etiket. Bildiğiniz gibi görüntü sadece bu megapikselin yüksek olmasıyla güzelleşmiyor. Sensör gibi farklı etmenleri de var. Ama Redmi bu konuda gerçekten fiyat bandına göre bence iyi performans verecek kameralar yapıyor. Ama gece çekimi tarafında biraz ışığa ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim. Diğer türlü görüntü bozulabiliyor. Video tarafında ise 4K 30fps çekimler yapabiliyorsunuz. Onun yerine 1080p 60fps de çekebiliyorsunuz ki yani ikisi arasında ben açıkçası 1080p 60fps tercih ederim. Yani genelde sosyal medya için video çektiğimizi varsayıyorum ya da günlük hayatta çektiğimiz videolarda daha akıcı bir görüntü olması. Hani 1080p 60fps bu konuda bizim istediğimizi daha çok verecektir. Siz derseniz ki yok abi ben bununla işte video çekeceğim profesyonel koyacağım, 4K çekeceğim falan diyorsanız aradığınız cihaz bu değil. Bunu söyleyeyim başta. Geçiyorum ultra geniş kameraya. Burada da 120 derece açıklığa ulaşan 8 megapiksellik bir kamera var. Ben günlük hayatta bu ultra geniş açıyı bayağı kullanıyorum arkadaşlar ve her videoda da söylüyorum. O yüzden deneyimli bir şekilde yaklaştığımı belirteyim size. Bu yüzden de fiyatına göre ortalama ve ortalama üstü bir performans verdiğini söyleyebilirim yine. Ana kamera grubunun üçüncüsü ise f2.4 diyafram açıklığına sahip ve 2 megapiksellik olan makro kamera. Yine söyleyeyim ben günlük hayatta makro kamerayı çok fazla kullanmıyorum. Hani netleme konusunda o detayları bize göstermek konusunda gayet başarılı. Sadece arada tam nereyi netleyeceğini cihaz emin olamıyor. Ona bir yardımcı olmanız gerekir. Onun dışında da herhangi bir problem yok yani. Görüntüleri de zaten görüyorsunuz şu an. Son olarak da 2 megapiksel çözünürlüğünde 2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik kamerası var. Bununla da bokeh tarzı çekimler yapabiliyorsunuz. Onun örnekleri de şu an ekranda. Yani 4 kameralı bir yapıda olması bence fiyat bandı için baktığımızda gayet avantajlı arkadaşlar. Tabii ki bu fiyatta yine 4 kameralı telefonlar var ama hepsinin bireysel olarak performansı gayet iyi. Bu konuda ben biraz ayrıştığını düşünüyorum. Yine bu band içinde 2 kameralı ya da maksimum 3 kameralı telefonlarda var. Yani yelpazeyi biraz daha fazla kamera sayısı olarak daralttığınızda Redmi Note 12 Pro elimizde bir seçenek olarak kalmaya devam ediyor. Ön tarafta ise f2.4 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik bir selfie kamerası var. Yani çekilen fotoğraflara baktığımızda ve yakınlaştığımızda bu segmentteki telefonlarda biraz bozulur arkadaşlar görüntü. Bayağı böyle hani Osman Hamdi Bey'in yağlı boya tablolarına dönebilir fazla yakınlaştığınızda ya da doğru açıda doğru ışıkta çekmiyorsanız. Burada o derece bir durum olmadığını görebiliyorum ben. Hatta işte böyle Instagram'da falan paylaşacaksanız güzel bir efekti de eklediğinizde sizi tatmin edecek bir performans veriyor. Video tarafına geldiğimizde ise 1080p 30fps çekimler yapabiliyorsunuz. Bu da gayet yeterli. Zaten sebebini arka kameralara anlatırken söylemiştim. Ha tüm bunları telefonun bulunduğu fiyat bandına bakarak değerlendiriyorum bu arada. Bunun tekrar altını çizeyim. Tasarım tarafına geldiğimde ise işte Xiaomi ve Redmi'nin bazı modelleriyle özdeşleşmiş bir arka kapak ve kamera tasarım var. Hatta hemen şöyle örneğini göstereyim. Gelenektir. Kart buraya koyulur. Mesela bakın size Mi 10T Pro. Ulan hiç de benzemiyor ha. Hayır ya benziyor. Bakın şimdi. Burada bir tane büyük ana kamera var ama içe gömülü. 1 2 3 4 bak flash da aynı. Tam aynı yerde işte. Bu sadece biraz daha öne çıkıp kameralar bağımsız hale gelmiş. Ha bence bu daha iyi duruyor onu da söyleyeyim. Bu böyle çok ayrı ayrı durmuş. Bence bu daha iyi duruyor ama ben bu tarz kamera tasarımını seviyorum. Dur kartımı şöyle koyayım lazım olur. Tasarım konusunda dediğim gibi geleneksel bir düşünce devam ediyor. Ha şunu söyleyeyim ama bir eleştiri olarak baktığımda şu arka tasarıma ben bu cihaz 2023'te çıkmış demem. Ama genel olarak baktığımda da rengi çok tatlı. Ya benim hoşuma gitti. Hafiften böyle parlıyor, marlıyor şekiller yapıyor. Hani güzelinden bir şeffaf kılıfla ya da eğer çok delikanlıysanız kılıfsız da kullanabilirsiniz. Ne? Dandik paketten Messi'mi ne? Şu şekilde oldu. Şeffaf bir kılıfla. Doğal olarak birazcık kalınlaştı. Ama gayet güzel duruyor. Bu arada şuraya da bir tane şey yapmışlar. Type-C'yi anlayalım diye. Ha bu arada elime gelmişken şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Kutudan bir adet adaptör ve bir adet USB'den Type-C'ye şarj kablosu çıkıyor. Bayağı uzun bir kablo bu arada. Bu da 67 watt. Yani hızlı şarj yapabiliyorsunuz. İyi bir hızla da şarj oluyor. Onu da söyleyeyim. Hani kutu gayet okey ve avantajlı. En azından malzemeler içinden çıkıyor yani. Hepsini ayrı ayrı almıyoruz.
Apple kusura bakma. Bu sene paramızı yatırmadın. İnsanlar sponsor sanıyor ya Apple videolarını. Apple videoları sponsor değil arkadaşlar. Kullanıcılar Apple'ı izliyor. Apple'ı istiyorsunuz. Apple'ı merak ediyorsunuz. Siz Android istediğinizde ben çekmedim mi? Şimdi geliyorum gereksiz rage'imden sonra ön tarafa. Burada 6.67 inçlik gayet geniş ve büyük AMOLED bir ekran yer alıyor. Full HD Plus çözünürlüğe sahip olan bu ekranın yenileme hızı ise 120 Hz. Açıkçası ben bu fiyat bandındaki bir cihazda 60 Hz beklerdim. Onu söyleyeyim. O yüzden 120 Hz olması bu da bir artı. Benim en sevdiğim yere geldik. Sürekli lafını yaparım. %85'lik bir ekran gövde oranı var arkadaşlar. Ben sevmiyorum. Şu anlamda sevmiyorum. Artık çerçeve alanının biraz daha küçülmesi lazım. Ekran gövde oranının hani minimum %90 olması gerektiğini düşünüyorum. Ki Redmi'nin, Xiaomi'nin ya da başka markaların %90 ve üstünde ekran gövde oranına sahip yaptığı cihazlar var. Yani yapabiliyorsunuz. Yapamıyor da değilsiniz. Burada sadece bir fiyat performans cihazı olduğu için muhtemelen bu şekilde bir ekran tercih edilmiş. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Burada cihazda Dolby Vision ve HDR10 teknolojisi yer alıyor. Bu sayede 16 milyona kadar rengi destekliyor. Gayet canlı ve güzel renkler görebiliyorum. Sağlamlık tarafında ise Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani ekran iyi. Yani şöyle düştüğünde ne bileyim yüksekten falan düştüğünde kolay kolay başına bir şey gelmez. Bu da çok yalandan bir düşürme oldu ama bir şey olmadı. Şey değil mi? Paramparça olmuş aslında. Geçiyorum teknik tarafa. Cihazın içinde Snapdragon 732G işlemci bulunuyor. Yani fiyat performans açısından baktığımızda bence uygun bir işlemci. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Note 12 Pro içindeki işlemci Snapdragon 732G. Redmi Note 10'da da bu var. Note 10 Pro'da da bu vardı. Xiaomi Mi 11 Lite'da da bu işlemci var. Yani Note 12 ile birlikte sanki böyle bunu da biraz arttırmak gerekiyordu diye düşünüyorum. Mesela Note 12 Pro bu 4G modeli. Note 12 Pro 5G diye bir model var. Bu da 5G destekliyor. O cihazda mesela MediaTek Dimensity 1080 var. Keşke bunda da olsaydı diyorum açıkçası. Aynı zamanda 8 GB'lıkta bir dahil RAM kapasitesi var. İşlemci tarafını çok gömmeyeyim çünkü yani dediğim gibi fiyat bandı için gayet uygun. Ama sadece işte 1000 lira 2000 lira daha pahalı olup da daha iyi işlemci barındıran cihazlar var. Ha bu cihazı yine de öne çıkaran başka sebepler var, ona az sonra geleceğim. Bu maddi tarafta. Şunu da söyleyeyim işlemciyle ilgili, bu hani ha deyince ısınacak bir işlemci değil. Hani ne bileyim günlük hayatta ufak tefek oyun oynarken ya da normal Instagram'da sosyal medyada takılırken falan öyle ısınıp sizin elinizi yakacak işlemci değil. Sadece PUBG'yi açarım, telefonda bir yandan şarja takarım, o zaman ısınır. Yani onu da biraz dikkat etmek lazım. Zaten ben bir telefon aldıktan sonra şunu yaptığımıza inanıyorum ya. Benim telefonum nerede ısınır? Ne yaparsam ısınır? Bunları az çok öğreniyoruz. Ona uygun kullandığımızda telefondan çok feragat etmemize gerek kalmaz diye düşünüyorum. Depolama tarafında ise 256 GB'lık bir kapasitesi var. Bu da son derece yeterli her zaman. Söylediğim gibi isterseniz bu teknik donanım tarafı anlatmışken bir oyun testi yapalım. Öncelikle bir şarjımızla sıcaklığımızı ölçelim. Sonrasında oyunumuzu oynayalım. Tekrar ölçümümüzü yapalım. Hepsi bitince de tekrar burada buluşalım. Evet, oyun testimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Finaldeki şarj ve sıcaklıkla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada şarj demişken cihazda 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Kutu içinden çıkan adaptör ve şarj kablosuyla birlikte de 67 Watt'a kadar hızla şarj edebileceğini söylemiştim size. Yani bu gayet iyi kağıt üstüne baktığımızda sadece cihazı çok uzun süre deneyimlemediğim için hani şöyle boşaldı böyle arttı şarjı diyemeyeceğim. Sadece pil boyutuna ve şarj hızına baktığımda elimizde hemen şarjı bitmeyecek ama bittiğinde de hızlıca dolabilecek bir batarya olduğu görünüyor. Aynı zamanda IPX3 seviye suya, IPX5 seviyede toza karşı dayanıklılığı var. Bu fiyat bandındaki cihazların %70'inde falan herhangi bir dayanıklılık verilmiyor arkadaşlar. Bu yüzden burada da hani su ve tozla ilgili ufak tefek de olsa dayanıklıkları olması gayet iyi. Toz için hatta biraz daha artısı var işte. Ama dediğim gibi böyle cihazı gidip de şeye sürahiye falan atmayın yani. Ya da tuvalete düşerse geçmiş olsun. Aynı zamanda yüz tanıma teknolojisi var arkadaşlar. O da gayet iyi ve kararlı bir şekilde çalışıyor, bunu söyleyeyim. Cihaz Type-C ile şarj oluyor. Bir eski sistem burada 3.5 mm jack girişi var. Hani eski sistem diyorum ama aslında olumsuz anlamda söylemiyorum. Çünkü günümüzde sadece Type-C
girişe sahip telefon kullanan insanların çoğu kulaklıkları için eğer hani Bluetooth'u kullanmıyorsa bir dönüştürücü takmak zorunda. Burada en azından böyle bir derdiniz yok arkadaşlar. Ayrıca cihazda 4.5G desteği olduğunu söylemiştim zaten, 5G desteği için diğer modeli tercih etmeniz lazım. İşletim sistemini ise Android 13'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Bu da bir başka artı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ha, bir fiyat bilgisi vereyim arkadaşlar. Şu anda cihaz, Melih'le az önce baktık, 11.999 liradan birçok yerde satılıyor. Şimdi bu cihazın bu kadar tutmasının sebebine geleyim. En azından tahminen söylüyorum. Birincisi arkadaşlar, cihaz çok stabil çalışıyor. Çok fazla kasmalar, donmalar ya da ben mesela eskiden bir cihaz kullanıyordum. Şimdi markasını söylemeyeyim. Bazen çok hızlı çalışıyordu, böyle şova kalkıyordu cihaz. Ama arada öyle bir ağırlaşıyordu ki tutamıyordum yani cihazı. Burada sadece cihazın gerçekten bir stabillikte çalıştığını, istikrarlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim size. Onun dışında bir başka sebep de bildiğiniz gibi ekonomiden dolayı bir kampanya vardı ve 12 bin liraya kadar fiyatı olan cihazlar taksitle alınabiliyor. Burada da cihazın fiyatının 11.999 TL olmasının en büyük nimetlerinden birisi de taksitli olarak alınabiliyor olması. Ve bu fiyat bandında birçok kişi belli ki Redmi Note 12 Pro'yu tercih etmiş ve insanlar memnun arkadaşlar. Peki sizde bu cihazdan var mı? Redmi Note 12 Pro ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce alınır mı? Ben bu arada gerçekten alınabilecek bir tercih olduğunu söylüyorum. Birçok kişi de zaten bunu alarak durumu kanıtlamış oldu. Bununla ilgili size bir link bırakamayacağız. Çünkü dediğim gibi herhangi bir sponsorumuz yok bu içerikte. İnternetteki birçok satış sitesinde en çok satanların arasında yer alıyor zaten kendisi. Hangi cihazları inceleyelim? Hangi alanlardan cihazları inceleyelim? Bununla ilgili de eğer düşünceleriniz, fikirleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.